Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Suriye operasyonundan sonra dün Rusya ile görüşmeler oldu. Bunu vatandaşlarımıza soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Dünkü görüşme rezaletti. Kendini rezil etmesini boş ver. Türk milletini rezil etti. Neden? Bakanlar gitti, el pençe divan. Kendisi gitti orada sanki Putin orada konuşma yapacak beraber, Putin'le beraber ayrı ayrı. Önce Putin konuşma yaptı. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Şöyle bir baktım. Ulan arkadaş dedim, niye dedim bunda Cumhurbaşkanlığı amblemi yok? Bunun şeysinde, standında amblem yok. Putin'inkinde var. Yani bu ne demek oluyor? Yani oraya ne için gitti? Ne kazandık peki? Hiçbir şey. Kaybettik. Türk milleti kaybetti. Benliğini kaybetti. Kişiliğini kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Türk milleti diye bir şey bırakmadı ortada. Zaten Türkiye'yi yöneten bakanlar, milletvekiller falan değil. O tek başına hepsi. Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. Çok sağ ol. İyi günler. Türkiye çok şeyler kazandı. Başımızda güzel bir reisimiz olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, evet, her şeyin hakkından geleceğine inanıyorum. Kazandık mı yani? Kazandık. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gençler biliyorsunuz İdlib operasyonları vardı, evet, geçtiğimiz günlerde. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Rusya'da Rus lider Putin'le görüşmeye gitti. Türkiye bu görüşmeden ne kazandı, ne kaybetti? Bu görüşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi ben genel olarak bir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Çünkü geçmişte ya da şu an yapılan birçok hata var. Yani zamanında bu adamlar Abdülhamit'i falan savunuyorlardı. Bunlar yanlış şeyler olduğunu düşünüyorum. Rusya'ya gidildi. Yani yapılan görüşmelerden hiçbir şey çıkmadı. Gördüğümüz kadarıyla zaten milletvekillerimiz falan Rus liderin önünde el pençe divan duruyorlardı. Yani bunları görüyoruz. Şehit sayımız var İdlib'de. O kadar şehit verdik. Sonra gidip belli bir anlaşma yaptık. Hesabını kimden soracağız o şehitlerin? İntikam alınacak deniliyordu. İntikam da alınmıyor abi. Sadece ateşkes yapıldı diye biliyorum. Ondan sonra rejimle yine çatışmalara girdik. İntikamı alacağız da nasıl olacak bu, ben anlayamadım yani. Bizim askerlerimizi Rusya mı bombaladı, Suriye rejimi mi? Abi Suriye rejiminin zaten belli bir gücü ya da belli bir potansiyeli olmadığını düşünüyorum. Rusya'nın bombaladığını düşünüyorum ki zaten resmi açıklama ama Suriye'nin yaptığıydı. Rusların verdiği destek sayesinde, evet, onların bombaladığını biliyorum ben. Yani şimdi bu şekilde Rusya mı bombalamış oluyor, rejim mi bombalamış oluyor? Biz ateşkesi Suriye ile mi yapmalıydık, Rusya ile mi? Kesinlikle Rusya ile yapmalıydık çünkü Rusya orada küresel bir güç. Yani kalkıp da rejim onların yani kukla devleti gibi bir şey. Kale almaya gerek yok. Yani kale almaya gerek yok. Onların hani efendisiyle anlaşma yapsaydık çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum ben. Ne kazandık, ne kaybettik dün Rusya'da? Kaybettiğimiz şeyler sadece şehitlerimiz. Maalesef çok fazla şehit verdik. Hatta açıklamıyorlar yani kaç tane verdiğimizi. 36 diye söylüyorlar ama daha fazla verdiğimize inanıyorum ben. Kazandığımız hiçbir şey yok. Şu zamana kadar da zaten hep böyleydi. Diyelim ki biz onlarla bir çatışmaya girdik. Diyelim ki çatışmaya kazanıyoruz. Zaten ateşkes ilan etmeye çalışıyorlar. Biz her zaman sahada kazansak da her zaman masada kaybetmiş bir devlet oluyoruz. Geçen de işte Rusya'ya gittiler. El pençe divan durdular. Yani bir şeyi kazanamadık yine. Hani böyle. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Abi tam fazla malumatım yok ama bilmiyorum, hayırlısı olsun diyelim yani. Ne kazandık, ne kaybettik? Yani ne kazandık, ne kaybettik? 36 tane şehitten başka bir şey herhalde kazanmadık yani. Ben öyle düşünüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum yani. Böyle bir şeyin olmasına gerek var mıydı? İdlib'e girmeye gerek var mıydı? Bilemiyorum yani. Devlet büyükleri daha iyi bilir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Protokolün içeriğini bilmiyorum. 2 saat 45 dakika liderler görüşmüş diyorlar. 6 saat toplamında, totalinde giden ekipman görüşmüş diyor. Heyet görüşmüş diyorlar. Ama içeriğini bilmiyoruz. Ben izliyorum haberleri. Halk TV'yi, Tele1'i, Habertürk'ü, CNN Türk'ü izlemiyorum. İçeriğini öğrenemedim. Biz de öğrensek de keşke bilgi sahibi olarak sizlere bir şeyler söyleyebilsek. Ancak şu var ki
yine bir şeyler satın alacağız gibi geliyor bana. Yurt dışın Rusya'dan. Peki Türkiye ne kazandı ne kaybetti sizce? Her daim kayıp da. Türkiye'nin kazandığı hiçbir şey yok. İdlib operasyonlarında bir şey kazanmadık mı? Yani size soru soracağım. Ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Bence hep kayıptayız. Türkiye'de büyük bir politikanın içerisinde, büyük bir oyunun içerisinde tarihi bilmek, en az 100 yıllık bir tarihe geçmişe gitmek gerekiyor. Onu bilmek gerekiyor. Onu bildikten sonra bugüne dair çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum ama o kadar yoksun bir ülke ki tarih bilgisinden yoksunuz, bilgisiziz, hiçbir şey şu anda nötrüz yani. Bilmiyoruz. Vatandaş olarak da bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler söyleyin. Şunu biliyoruz. Net konuşun bana. Net soru sorun. Ben de size net cevap vereyim ama İdlib diyorsunuz, Rusya diyorsunuz, heyet diyorsunuz. İnanın bir şey bilmiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Vallahi ne kazandık? Kaybetmedik ama kazandık. Ne kazandık efendim? Ya en azından asil olduğumuzu gösterdik yani dünyaya. Türkiye, Türklerin yani en azından kazandık yani. Askerlerimizin öcü alındı mı? Ya alınmadı. Nasıl kazandık? Ya bu da yani ne yapacak? Başka yapacak bir şey yok. Yani Rusya'yla savaşa mı girseydik? İşte ne kazandık? Ya kazandık, arayı buldular, kazandık. Evet. Başka yani öyle diyorlar. Savaşsaydık daha kötüydü. Evet. Yani Rusya bir evet. Güçle bir sürü askerimiz, insanımız kırılırdı. Evet. Yani bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Dünkü görüşmeler hakkında Türkiye'nin kazandığını düşünüyorum ben. Ne kazandık efendim? Yani dünyaya Türkiye'nin gücünü gösterdi. Aynı zamanda Rusya ile bir güçlü bir şekilde anlaşmaya vardı. Yani izlenimlerimiz Türkiye'nin gücünün daha insanlara ne olduğunu gösterdi. İdlib'deki askerlerimizin intikamı öcü alındı mı? Yani alındı diyemeyim. Yani şimdi o yönüne bakarsak yani vicdanen rahatsız oluruz. Ama güç olarak ne bileyim otorite olarak Türkiye'nin bir otoritesinin olduğunu dünyaya gösterdi. Peki Suriye'nin içindeki gözetleme kuleleri hala Rus kontrolleri altında bazıları. Ne kazandık efendim bu anlaşmadan, bu görüşmeden? Yani Türkiye'nin o topraklarda var olduğunu ve ne diyeyim belirli bir bölgeleri Türkiye kontrol altında tutabileceğini, evet. Suriye topraklarının da Türkiye'de Suriye'de olabileceğini ve dünyanın da bunun kabullenmesini istedi. Oradan gelen mültecileri görüyoruz. Bizim çektiğimiz sıkıntılar belli. Avrupa'nın buna işte kapılarını açmayışı, ne bileyim Rusya'nın buna göz yumuşu. Yani birçok neden var. Yani Türkiye bu konuda haklı davasında. Yani bunlar hakkında söylenecek fazla bir şey yok bence. Bütün insanlar da bunu görüyor, dünya da bunu görüyor. Ama bir türlü buna bir çözüm bulamıyorlar. İnşallah bulunur. Yani inşallah temennimiz o yönde yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Savaş uluslararası yani ülkeler arasında olur. Ben oraya savaş değil operasyon olarak görüyorum. Evet. Yani askeri birliğimizin hava sahasında emniyeti olmadan kara birlikten orada olmasını hiç doğru görmüyorum. Yani eğer askerimin emniyeti yoksa yukarıda ben orayı koruyamıyorsam askerimi çekmem lazım. Bu şehit olan çocukların aileleri herkes perişan. Yani bunu Genelkurmay Başkanı görmüyor mu? Bu ülke yönetenler, emekli generallerden veya şu ankilerden akıl almıyorlar mı? Sormuyorlar. Genelkurmay Başkanımızı biliyorsunuz mu? Tanımıyorum ki. Yani adını bile duymuyoruz. Eskiden bir Genelkurmay Başkanı vardı, konuşurdu, görürdük. Ben tanımıyorum şahsen. Duymadım. Adını dahi bilmiyorum. Açıklama yaptı mı? Hiç. Duymadık. Yani her şeyde bir kişi var. Her şeyi konuşan bir kişi var zaten. Yani ne olursa konuşuyor. Açılışta ne bileyim her şeyin bir sorumlusu var ya. Bakan... Peki dünkü Rusya görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben izlemedim. Ya dünkü Rusya görüşmesinde yani buna bile gerek yoktu ki ya. Biz niye Rusya'ya gidelim? Niye yani, gidip Esad'la yani. Falan oturup da anlaşılması gerekmiyor mu? Hep bir araya gelseler bu ülkeyi yöneten başındaki adam iyi veya kötü ama sonuçta ülkenin lideri, başkanı oturup bunlar konuşulabilir. Yani kişilerin kiniyle ülke yönetmek veya savaşmak satranç iyi satranç oynayanların işidir.
satrancı iyi oynuyorsanız, hamleleri iyi yapıyorsanız her zaman kazanırsınız. Biz iyi yapıyor muyuz hamlelerimizi? Yapamıyoruz. Kin ve nefretle, nefret söylemlerle olmaz bu işler. Yani oturacaksın, konuşacaksın. Ülkenin, halkının menfaatleri için en kötü insanlar bile bir araya geleceksin. Kişisel olmaz bu işler. Putin de pilotunu düşürdük, uçağını düşürdük. Hiçbir tane bizimle ilgili kötü kelime konuşuldu duymadık. Ama adam yapması gerekeni kendine göre turistini göndermedi, portakalını iade etti, domatesini geri iade etti ama yani devlet başkanının konuşmasından ziyade yapması gerekenleri yaptığını düşünüyorum. Bizler de kınayarak, kemik pişe dayandı diyerek değil de çağırırsın konsolosunu, sınır dışı edersin, ticaretini kesersin. Bunları yapabiliyorsan devletsin. Biz gitmemeliydik. Göre. Yani Rusya'ya biz gitmemeliydik. Rusya'nın bize gelmedi. Yani Rusya'nın bize gelmesi lazımdı tabii ki. Yani hani hem Rusya diyor ki biz vurduk diyor ama biz hala bunu kabul etmiyor insanlar. Hala Suriye diyor. Rusya ben vurdum diyor yani. Demiyor mu? Rusya anlaşmayı da Rusya'yla yaptı zaten. Yani ve Rusya'nın ayağına gidiyoruz. Rusya'nın bize gelmesi gerekiyordu. Anlaşma yaptığımız yer, gittiğimiz toprak Suriye, anlaşma yaptığımız yer Rusya. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Çağır kardeşim, Suriye'nin yönetiminde kim varsa gelsin, oturursun Rusya'yla, kimle hep beraber anlaşılır bu. Sayın Cumhurbaşkanı da orada dedi zaten, Dışişleri Başkanı'na sordu Rusya'nın Esed'le görüşüldü mü dedi. Sordu mu? Görüşülmesi gereken, bu 10 yıl önce yapılması gereken, şimdi değil. Bunu 10 yıl önce görüşselerdi, bu kin ve nefret söylemlerini yapmasalardı, belki bu kadar Suriyeli bize gelmeyecekti. 4,5 milyon Suriyeli'ye bakmak, bu kadar para vermek, bu kadar şehidimiz olmayacaktı. Vatan, yani teşekkür ederim. Kolay gelsin. İnşallah bir de şunu söyleyeyim. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenlerin, aynen, Hazreti Ömer'in adaletini uygulamasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet yok. Kesinlikle adalet yok. Biz çok, yani muzdaribiz bu konuda. Yani artık suçlunun ayırt edilmesini istiyoruz. Suçlular dışarıda geziyor, suçsuzlar içeride yatıyor. Bunu yani bir baktılar, hiç kimse bir çare bulmuyor buna. Herkes bir şey çıkarılıyor. Ülkede bir şey çıkıyor. Yok savaştı, yok Suriyelilerdi, yok oydu buydu. Yazık o içeride yatan masumların, masum askeri öğrencilerin bir an önce yani el atılması lazım. Bu ülkeye askeri öğrenci darbe yapamaz. Eğer de uzman çavuş da askeri öğrenciydi. Bunu da bundan çok muzdaribiz ve çok çok üzgünüz. Yani biz bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir an önce hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ya 15 Temmuz'dan bugüne yani 4 yıl olacak. Sapla saman ayrılsın artık. Ayrılsın. Yani, adaletsiz. Yani adre bir şey çıkarıp üzeri örtülüyor. Masumlar cezaevinde yatıyor. Suçlular da dışarıda geziyor. Devletin dini adalettir. Aynen. Eğer adalet öyle yoksa yani gerçekten Müslüman demeye hiçbir gerek yok. Yazık yani. Müslümanlığa da ahlak yani gerekiyor. Suriyelilere değer verildiği kadar bu ülkenin vatan, millet, toprak, bayrak diyen insanların içeri attılar. En azından onlara bir çözüm bulsunlar bence. Yani böyle şey konular hani değil de ilk önce çözüm bulunması şeyleri öne koysunlar. Onların üzerini örtmesinler. Sapla samanı ayırsınlar. Ve vatan millet diyenlere terörist ilan ettiler. Alakası olmayanlar da şey oldu. Milliyetçi oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Yani şimdi mültecileri gönderiyoruz. Gündemde şurada var değil mi? Yani kapıları açtılar gidiyor. Sayıyorlar. Neye göre sayıyorlar bilmiyoruz. Yani mülteci anlaşmasına göre bu gidenleri yarın bize geri gönderecekler. Öyle değil mi? Bize geri gelecek. Ya o ülkenin insanları kendi vatandaşını kıymetli görüyor yönetenlere. Diyor ki ben diyor size parayı verir siz bakın. Ya benim ülkemin insanı Türk milleti bu kadar ayağa düşecek bir şey mi ya? Niye ben elin adamına Suriyelisine, Afganlısına para karşılığında bakayım ki? Benim örf adetlerim bozulmasını, Arapların, Türk milletinin bir Araplar pısırmasını da istemiyorum. Kendi ırkımızda kalalım. Ha misafir gelsin, başımızı görsün ama yaşlıları gelsin, çocukları gelsin. Bebeklerine bakalım ama gençlerin burada gezmesi benim kanıma dokunuyor. Benim askerim orada şehit olurken Suriyeli çakalların burada da gezmesi, nargile tutulması benim zoruma gidiyor. Aynen. Ya yazık yani. Onlar birinci sınıf vatandaş, biz ikinci sınıf vatandaş olduk. Çok acı bir durumdayız. İvrit'te ülkemizin geleceğini kazandık. Evet. Ülkemizin geleceğini. Orada çok büyük bir olay var. Bunun için yani başkanı sonuna kadar destekliyoruz. Dünkü Rusya görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünkü Rusya görüşmesi bizim son İblit'te yaptığımız hareket mecbur onları bizimle anlaşmaya mecbur bıraktı. Hangi hareket? 20 tane İHA'mız sürü halinde kalktı. Evet. Yani dünyada bunun şu anda eşi benzeri yok. Yani biz oraya müdahale etmeseydik yani 30 askerden sonra tamam eyvallah. Oraya kadar hani çok dayandık, çok sabrettik. Uluslararası anlaşmaları bekledik.
Yani uluslararası anlaşmalarla hareket edelim dedik ama bizi dinlemediler. Biz gerekeni yaptıktan sonra mecbur kaldırar anlaştılar. Sonuna kadar destekliyorum. Askerlerimizin intikamı alındı mı? Askerlerimizin intikamı sonuna kadar alındı. Buna canı gönülden inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, bir dakika. Mesele İblis meselesi değil. Biz şu anda 7 düvele savaş veriyoruz. Ve bu 7 düvele savaş verdiğimizde 33 tane şehit verdik. Bir defa savaşta şehitlerin sayısı sayılmaz. Biz orada kazanacağımızı çok iyi kazandık. Niye kazandık? Bir defa Sovyetler Birliği liderinin bir araya gelip o anlaşmayı yapıp, orada toplantı yapıp Suriye rejimi korkunç şekilde çok kayıp verdi demesi bu Türkiye'nin başarısıdır. İki, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri kendi aralarında Türkiye ile arasındaki paslaşmaları ve Türkiye'nin bunların içine galip gelmesi müthiş bir olaydır. Biz orada şunu bilelim. İblis başkasının yeri değiliz. İblis bizim Türkiye'nin bir yeridir. İblis öyle diyelim artık, boş ver. Biz İblis diyoruz ona. Tamam mı? Orası Türk topraklarıdır, bunu iyi bilirim. Nasıl Kürt vatandaşlarımız varsa orada bizim toprağımızdır. Onlar bize geldiler ve biz onları ağırladık, doğru mu? Ağırladık. Biz onları besledik, yetiştirdik ve oraya saldık. Onlar orada bizim öncü kuvvetlerimiz oldu. Yoksa biz orada rahat hareket edemezdik. Hal böyle olduğu için orada bırak siyasi tartışmalara, silahlı kuvvetlerimiz arkasındayız. Ama şu andaki de yiğidi öldür hakkını verme. Recep Tayyip Erdoğan affedersin kurtların arasında dans ediyor. Aynı Abdülhamit gibi. Ve bunda başarılıyız. Hiç canını sıkmayın. Türkiye iyi yoldadır. Şurasının adı ne? Sevgi yolu. Bak geziyoruz. Ve şu anda biz savaştayız. Evet. Çok başarılıyız. Buradan bütün silahlı kuvvetler orada çarpışan bütün Mehmetçikler selam olsun kardeşim. Çok sen de rahat rahat uyu kardeşim. Merak etme. Eyvallah. Çok sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Sağ ol canım. Sağ ol.